Bugün Fenerbahçe'de ben bir sponsor gördüm ya. Açıklama yapıldı mı? Yapı Kredi World yazıyor World. Hocanın eşofmanı Zenit'in stadında antrenman yapıyorlar. İsmail Kartal'ın sağ tarafın sol tarafta OtoKoç, sağ tarafta World yazıyor. Puma var. World var üzerinde de galiba Yapı Kredi World yazıyor. Baba World'ü bir açıkladı mı Fenerbahçe? Herhalde açıklayacaktır. Yeni bir sponsorsa bu Allah bereket versin. Ama Rusya'dan da sponsorsuz sponsorsuz gelmemelerini umuyorum Rusya'dan da. Şimdi gelelim Fenerbahçe'de kaleci mevzusuna. Çok önemli bir mevzu. Livakovic konusunda kulübünün çıkardığı zorluklardan ötürü alternatiflere bakan ama Livakovic'ten de vazgeçmeyen bir Fenerbahçe var. Bu dönem anladığım kadarıyla Başkan Ali Koç mevkilerde birinci sıraya koydukları adamları almak için kolay kolay vazgeçmiyor. Elinden geleni yapıyor. Mesela kalecide Livakovic, Sabek'te Zaha, Golcü'de Ceko'ydu mesela. Birinci hedefler. Ceko tamam, Zaha tamam gibi, Livakovic tamam değil ama uğraşılıyor. Peki olmazsa ne olacak? Birincisi Deheya. Manchester United'ın kalacaksan ikinci kaleci ol. Biz Inter'e 55 milyon euro verip onu anayı alıyoruz dediği ama bunu kabul etmeyen İspanyol kaleci. De Gea. Bu kaleci boşa çıktı. Fenerbahçe'nin bu kaleciyle teması var. Bununla birlikte Bayern Münih'in İsviçreli kalecisi Jan Sommer. Bayern Münih iyi teklifler gelmesi durumunda ayrılığına izin verdiği oyuncuların listesinde bu kaleciye İsviçreli Jan Sommer'e de yer verdi. Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer kaleci de Bayern Münih'in 34 yaşındaki deheya da 34 yaşında tecrübeli kalecisi Jan Sommer. Jan Sommer'in şimdi Deheya'nın bonservisi elinde İspanyol kaleci Jan Sommer İsviçreli sözleşmesi devam ediyor 2025'e kadar. Bu oyuncu Mönchengladbach'tan devre arasında geldi. Ee, ama şimdi orada sakat olan kalecinin dönmesiyle ikinci kaleci olması durumu var O da milli takımda yerini kaybetmemek için ritmini kaybetmemek için oynamak istiyor Dolayısıyla tekliflere açık Jan de yine e, e, Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim kaleci mevzusunda kaleci mevzusu bu biraz daha sürecek gibi duruyor Burada en önemli noktalardan bir tanesi sözleşmesinde 5 milyon euro. ...serbest kalma bedeli bulunan Altay'ın satılması. 5 milyon euroyu bulmaya çalışıyor Fenerbahçe. 2-2,5 milyon euro verip Altay'ı isteyen kulüpler olmuş. Fenerbahçe 5 milyon euroya vermek istiyor bu oyuncuyu. Böylece yerine de bir yabancı kaleciyle, kaliteli bir yabancı kaleciyle... ...yönetimin de üstünde kaleci beklentisi nedeniyle büyük bir baskı var. Bu baskıdan artık Fenerbahçe kurtulmak istiyor sevgili arkadaşlar. Önünde kimler oynayacak? İlk 11'de Luan Perez... Zalai'nin ve Gustave Hendriken'in gitmesiyle yanında yabancı bir stoper. Diku noktasında Fenerbahçe'nin çalışması var. Strasbourg'dan ayrılan e, Gana asıllı Fransız ama İngiltere'den bir stoper daha hedefliyor. Diku 28 yaşındaki bu stoperle Beşiktaş'ta ciddi ilgileniyor. Menajeri İstanbul'da bu futbolcunun e, menajeriyle Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de görüştü. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe... Bu transferleri tamamlayınca. Şimdi Ryan Kent geldi. Ceko geldi. Başka gelen yok. Kalecisi, Zahası, sağ kanatı, 8 numarası, sağ beki, 2 tane stoperi, 10 numarası. Bunlar alındıktan sonra diyelim ve iyi seviyede oyuncular. Konferans liginde final yapabilir mi? Lütfen yazın. Mesajlar gelmeye başlamış. Mesela KRM 1907 demiş ki en az 2 tane stoper. İki tane orta saha, iki tane kanat, bir tane kaleci ve Batshuayi giderse bir santrifor daha iyi seviyelerde gelirse olur. Yoksa hayal kurmayın. Özgür Sarıbaş. Haberler güzel galiba konferans liginde finalden bahsediyorsan demiş. Ee, Mira Çahan. Ortada Ceko harici bir tane doğru transfer yok. Transferleri görmeden ön elemelerde dahi sorun yaşayabiliriz demiş. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki ikinci ön eleme turundaki ilk maçı 27 Temmuz'da Kadıköy'de. Rakibi ya o Moldova takımı olacak ya da San Marino takımı olacak. İkisi şu anda oynayacaklar bu hafta içi. Arkasından Fenerbahçe'nin rakibinin kim olacağı belli olacak. İki tane maç sonunda. Bu arada Süper Lig'in yeni takımlarından Pendik Spor bugün 3 tane birden transfer yaptı. Bir tanesi daha önce de adı geçen Vestello'ya gittiğinde Belçika'ya. Eski Göztepe'li Halil Akbunar. Halil Akbunar Pendik Spor'a hayırlı olsun. Ee, Pendik Spor maçlarını nerede oynayacak abi? Aramızda Kartal'da Pendik'te yaşayanlar bilir. Kartal'la Pendik yan yana iki ilçe. İkisinin de stadı küçücük. Mesela Pendik'in sahasında maç oynanması imkansız. Ya buraya olimpiyat stadına gelecekler. Pendik'ten buraya gelmek de çok zor abi. Nerede oynayacak Pendik Spor çok merak ediyorum. Karşıda da böyle bir stat var mı? Bak Pendik Spor'un maç için buraya gelip iki telli de olimpiyat stadına gitmesi Pendik Spor'un Kocaeli'ne gidip yeni statta Kocaeli'nde oynamasından daha zor. Belki de Pendik Spor'un maçları Kocaeli'de olacak. Kocaeli'ye gitmek daha rahat ya oradan daha az trafik var. Otobandan bas. Bu tarafa gelmek çok ama çok zor. Ee, bak bir arkadaşımız yazmış. Supra ben Pendik'teyim zor demiş. Ya orada oynanmaz. Ben biliyorum Pendik'i. Bizim orada çok hemşerilerimiz var. Kartal Pendik. Çok sunlu var orada. Çok sık gider gelirim. Maç da izledim orada. E, o stadı büyütmeye çalışıyorlarmış. Burak yazmış ama mümkün değil. Orada oynanmaz. Bence Kocaeli de oynayacak Pendik. Buraya gelmezler. Bu stoper konusu. Kaleciyi konuştuk. Stoperi de tamamlayalım. Atilla Zalay için Union Berlin'in 12 milyon euroya çıkan bir teklifi varmış. Baba. Bak. Hiç hiç bekleme. Hiç risk etme. Ver. Ver abi. Ben geçen sezon iki futbolcuda kararımı net söyledim. bat e, Diego Rossi ve şeyde kesinlikle şampiyon olamazsın Valencia ile diye. Zala içinde söylüyorum. Çok savruk bir futbolcu, çok problemli bir futbolcu iyi bir paraya satman lazım diye düşünüyorum. E, bu futbolcu ile ilgili benim görüşüm, benim düşüncem bu. İdris Aras Abi federasyonda adamımız yok mu yoksa yoğurda devam mı bu transfer kadar önemli demiş. Sayın Ali Başkan herhalde federasyonda haklarının korunması noktasında en az rakipleri kadar gereğini yapacaktır. Ne dedi Sayın Ali Koç? Bizim fıtratımızda olmayan ama başkalarının fıtratında olan bazı şeyleri biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin dedi. Nereye çekerseniz çekin dedi. Umut Nayır Fenerbahçe'de muhtemelen yarın sağlık kontrolleri falan yapılır. Diku menajeri İstanbul'da Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Bu stoper noktasında da gelişmeleri açığız. Zaha konusunda Fenerbahçe'de e, bu imzanın tamamlanması ve bu transferin yapılmasını bekliyorum. Fenerbahçe orta sahada Şimanski transferinde Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Sağ tarafta Fenerbahçe'nin çok ciddi bir arayışı var. Pedro ile birlikte e, Serdar Dursun'un veda veda edeceği noktada Fenerbahçe'nin bir santrfor daha almasını beklemiyorum. Batshuayi ayrılmadıkça Batshuayi, Ceko ve Umut Nair ile birlikte gerekirse Zaha'da santrfor oynayabilecek bir oyuncu. Zaten Zaha'nın me mevkisinde Ryan Kent diye bir adam da var. Zaha'dan da orada faydalına bilir. Bu Şimanski transferini bakın ısrarla 10 numara diyen adam arkadaş 10 numara değil bu adam. Bu adamdan 15 gol, 15 asist falan beklemeyin. 8 numara mevkisinin hakkını veren, 6 numara özellikleri de olan, ön tarafta piresi seven çok değerli bir oyuncu. Ama öyle yani 10 numara oyuncu Arda'nın yerini dolduracak öyle bir oyuncu değil ama değerli bir oyuncu. Umut Nayır Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Serdar Dursun hoşça kalsın. Beşiktaş formasıyla oynadığı bir maçta İnönü'deki Galatasaray maçını kazandırmıştı ama Beşiktaş performansı çok iyi geçmedi. Eyüp Spor'a gitti. Eyüp onu birincilikte oynamak istediği için Süper Lig'de oynamak istediği için Ümraniye'ye kiraladı. Ümraniye küme düştü ama geçen sezonu 17-18 golle tamamladı. Değerli bir oyuncu. Umut Nayır özellikle Serdar Dursun'un artık olmayacağı düşünülürse. 2 artı 1 yıllık bir sözleşme söz konusu. Bu futbolcu da Bakalım neler olacak. Fenerbah Fenerbahçe çok ciddi bir kabuk değişimine gidiyor. Ha şunu da duymuştum ya onu da söyleyeyim. Başkan Ali Koç'un bakın daha önce bir şey söylemiştim size. En az 3 tane büyük transfer yapacağız demiş Ali Koç demiştim. Onu kendisi de ifade etti. Yaklaşık 15 gün sonra İsmail Kartal'ın imza töreninde. Biliyorsunuz böyle 2 tane 3 tane büyük transferimiz olacak dedi. Bir şey daha du duydum onu da söyleyeyim. Bir şey daha duydum onu da söyleyeyim. Galatasaray'ın Kadro kalitesinin daha üstünde bir kadro kalitesi hedefliyormuş başkan. E bunu hep söyledik devre arasında iki tane adam alsanız en azından kafa kafaya gelirdi kalite. Kalite sorunu var Fenerbahçe'nin dedik. Samet'le Jai'den alındı. Ama şimdi anladığım kadarıyla başkanın böyle bir cümlesini duydum ben. Söylediği cümlesini duyanlardan duydum. Galatasaray'ın kadro kalitesinin üstünde bir transfer kalitesi ortaya koyacağız diyorlarmış yönetim ve başkan. Yani yönetim ve başkan. O sevgili Ali Emre. Diku mu, Bekao mu stoperde? Udinese'nin Brezilyalı stoperi Bekao mu? Strasbourg'da sözleşmesi sona eren bonservis elinde Gana asıllı Fransız Dikumu. Hangisi diye çok güzel bir kıyaslama yapmış. Bekao asla Fenerbahçe'de birinci bölgede liderlik yapamaz. En fazla 4-5 milyon euro eder. Alexander Diku kısa stoper olsa da ki 1.80 1.82 boyunda benden 1 santim uzun. 2 kat daha iyidir Beco'dan. Hamleli, çevik, çabuk, geriden oyun kurma becerisi daha yüksektir. Beco mu Diku mu? İkisinden birisini alacaksan ben gider Diku'yu alırım demiş. Böyle bir değerlendirme var. Böyle bir değerlendirme var. Fenerbahçe'de Alexander Diku, İngiltere'den bir stoper daha Luan Perez, Emir Ortakaya, Serdar Dursun, Samet Akaydın. 6 tane stoper oluyor. Burada Emir Ortakaya kiralanabilir ya da Emir Ortakaya kalır Serdar Aziz ya da Samet Akaydın'dan biri satılabilir. Yerlilerden. 6 e, stoper olmaz 5 olur. Bu durumda yerlilerden birisi gitmesi lazım. ikiye düşmesi lazım. Emir mi gider? Samet Akaydın mı gider? Serdar Aziz mi gider? Ona bakacağız. Yani bu üç yerliden biri de gidebilir yani. Bu üç yerliden birisi de yine olabilir. Umut Nayir'e çok eleştiri getirenler de var ama bence Serdar Dursun'dan daha iyi bir golcü. 30 yaşında Türk milli takımının birinci santrforu. Kariyerinde 316 maçta 116 golü var. 11 tane de asisti var. Asist yapmayı çok sevmiyor atmayı seviyor. Yani Ceko'nun Batshuayi'nin olduğu yerde 3. santrfor olarak kulübede beklemek ona koymaz. Problem yapmaz. Iğdır futbol kulübü ikincilik takımı Eyüp Akça'nın bonservisini almış. Fenerbahçe'de geçen sezon Barcelona'dan alınan Samsun kiralanan 10 numara pozisyonundaki Emre Demir'de kiralık istemiş. Ben olsam Emre Demir'i ikinci lige kiralık yollamam. Emre Demir Kayseri'de Barcelona'nın istediği ve aldığı Süper Lig'deki takımların alamadığı bir oyuncuyu düşmüş olabilir. Ama bu oyuncuyu TFF 1. Lig'e Samsun Spor'a yolladığın gibi yolla ki onlar Süper Lig'e çıktı. Ama 2. Lig'e yollama mental olarak biter. Emre Demir'i ya Süper Lig'e ya da TFF 1. Lig'e kiralamak lazım. Ha Fenerbahçe'de çok forma şansı bulacağını düşünmüyorum Emre'nin. 20 yaşındaki kardeşimizin şu anda. O yüzden bir Süper Lig takımı ya da TFF birincilikten bir takıma kiralanabilir. Ama 2. Lig'e kiralarsan Emre Demir'i kaybedersin. Rahmi Doğan, Ahmet Ea, Gürel Hızel, Murat Derim, Ümit Kavran, Burak Argun, İdris Aras, Atatürk 1907, Yasin 1907, Gökhan Bozda, Ali Altun, Muratli Baypars, Deniz Önal, Emre Çınar, Yusuf Tatar, Gültekin Karadeniz, Bülent 03, Akdeniz, Yasin Beytut, İsmail Kapıcı, Ali Sadi Yüksel, Anar Hüseyinov, Veysel Tatlav, 1907 Ferdi, Celal Aşkın, Serkan Kızıl, Yalçın Yalçın Güleç. Geldiği günden beri yoğurt bırakmadı başkan demiş süper chatte. Rıza Yurt Yapan, Engin Deniz, Gökhan Morgül, Hakkı Özen, Ali Haydar, Ahmet. Yine bir saati geride bıraktık yani. 1 saat 3 dakikadır, 63 dakikadır yayındayız. <laughs> Melih demiş ki TikTok'ta halı sağ mı ayarlıyorsun abi o ne demiş. YouTube'da benim isimleri okuma gibi bir alışkanlığım var. Lan dur reklam çıkmış. Şurada. Tamam bu isimleri okuyorum. Berkan, Rayven, Tuncay, Seko, kalbimdeki duamsın. Meli, Batukan, buradan da okumuş olalım. Ekran biraz yamuldu galiba. Kurtuluş Ateş, like'lar yeterli değil demiş. 2650 kişiyiz, 1250 tane like var. Az önce 3000'i geçtik değil mi bir ara? 3200 kişiyle falandık yani. Güzel. 3000 yayınları çok özlemişim ya. Bir gece 6500 kişiye yayın yaptım anlıkta. Bakalım Elimizden geleni yapıyoruz. Murat Demir bugün öğrenci tribünü grubuna geldi. Yasin 1907 katılda hediye olayını çözmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Bugün aramıza katılan çok arkadaşlar var. Türk Nükem, hoş geldin. Türk Nükem. TikTok'ta yayın kısıtlandı. 10 dakika. Neden kısıtlandı biliyor musunuz? Bak şunu bazen böyle eğilerek içiyorum ya. Bunu mesela bak kahve bu. Veya su içiyorsun hemen onu başka bir şey sayıyor biliyor musunuz? Böyle bir şey var yani. Atatürk 1907 biraz da cacık deyin yoğurdu boş verin demiş süper chatte. Aydın Zirek, Hutku Bozduman, Kerem Akın, Beyaban 83, Berat Yığıcı, Dezza TV, Hakan Beltek, Erdal Kuşkaya, Erol Eserci. <laughs> ya bak ben bugün 3 tane tweet attım. Ayrı ayrı. Alev koydum. Zaha ile ilgili evraklar gidip geliyor dedim. Beni Fabrizio Romano ile karış, karşılaştırmayın dedim. Ama bunlar bağlam olarak birbirine uzaklıklar da içeriyor. Bir hesap. Bunu almış. 3 tweetimi birleştirmiş. Bambaşka bir şey çıkmış. Arkadaşlar da bana atıyor. Fabrizio Romano senin getir götürünü yapar diye. Ya tam öyle söylemedim ben. Onun başka bir alıntıladım bir şeyler yaptım. Yani Ulan bu bazı sosyal medya hesapları var ya çok fena yani. Çok fena. Ama çoğunu genç arkadaşlar yaptığı için çok da gitmek istemiyorum yani. Belli bir e, çizgiyi aşmadıktan sonra çok önemli değil yani. Yapacak bir şey yok. Sosyal medya çağındayız. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Peki. Bakın açıklıyorum buradan. Her gün sabah 9-9.30 gibi koyduğum video Harun Berk hoş geldin. Akşam 1 saati aşan videomun son 10-15 dakikalık bölümüdür özetidir. O videoya gelip Aa ben bunu dün akşam izledim demeyin. Çünkü bu videoyu şu anda siz izliyorsunuz ama gece izleyemeyen sabahçı tayfa bir izleyici kitlemiz var. Onlar izleyemiyor bu videoyu. En azından özet veriyoruz. Mesela şu anda burada olup ilk 15 dakikasını izleyip ayrılanlar var. Onlara da veriyoruz. Tekraren izleyip çünkü ben onu premier koyuyorum. Süper chat açılıyor. Chatte iletişime geçmek isteyen insanlar dolu. Yani 3-4 kitle birden izlemek istiyor bu yayının özet bölümünü. Neden bu yayını bize koydun? Biz dün bunu izledik demeyin. Tamam sabah özet koyuyoruz. Güne böyle başlıyoruz. Sonra Öğlen öncesi ekstra bir konu ve bizim haberimiz varsa 11-12 gibi bir video yeni. 14.30 gibi canlı yayın. Akşam 20 22.30 gibi de ikinci canlı yayın. Yani günü 4 videoyla bazen tamamlıyoruz gündeme göre. Sabahki videolara bu tepkiyi göstermeyin. Sebebi bu. Özet koyuyoruz yani. Orada da chat açılıyor. Chatte de canlı canlı yazıyorsun. Orada da bir hani son dakika gelişmelerini tartışıyorsunuz. Ben giriyorum mesela chat'e. Bir şeyler yazıyorum. Özeti verdiğim anda bile olsa. Böyle bir durum var. Var mı atladığım bir şey? Bakayım. Ahmet Konanç Instagram sayfası. Aynen Ahmet Konanç ismiyle. Takip edin. Bunları konuştuk. Tahtamızı konuştuk. Çok teşekkürler. Kalın sağlıcakla. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzun süredir söylemediğimiz mottolarımızdan birisini söyleyelim. Gençler Ailenizin kıymetini bilin ha. Bilin. Hoşçakalın. Gurbete selamlar. Dostlara selamlar.